Ankara'da ise bugün önemli bir toplantı vardı. Türk dünyası bir kez daha kenetlendi. Deprem felaketinde Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkeler Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesinde buluştu. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için çağrıda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti. Bugünkü zirveyle Türk dünyasının tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız dedi. Zirvede bundan sonraki afetlere karşı ortak sivil koruma mekanizması kurulmasına karar verildi. Çağrı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Türk Dünyası Teşkilatı olağanüstü toplandı. Zirveye Ankara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi konuk devlet başkanlarını tek tek karşıladı. Aile fotoğrafı çekildi. Toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. 6 Şubat depremleri sonrası yardıma koşan Türk devletlerine bir kez daha teşekkür etti. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Gönderdiğiniz ata yadigarımız çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım temasıyla yapılan zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir konuşma yaptı. Türkiye son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle büyük ve şerefli yol geçmiş, dünyada söz sahibi olmuş, güç merkezine çevrilmiştir. Azerbaycan ve Türkiye hem sevinçli hem de kederli günlerde daim birbirinin yanında olmuştur. Bundan sonra da böyle olacak. Olağanüstü zirvede afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez gözlemci üye ülke statüsüyle katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da söz alarak kendilerine verilen destek için Türk dünyasına teşekkür etti. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya ve sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Zirvenin sonunda 16 maddelik bir bildiri yayınlandı. Teşkilatın deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunun altı çizildi. Deklarasyonda bundan sonraki afetlere yönelik olarak Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulması için anlaşmaya varıldı.